Yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugün küre mantısını yapacağız. Bunun için tabii ki çok önemli malzemeler lazım ama bunu yapabilecek biri de lazım, usta biri lazım. Nurhan Börekçi'yi biz tabii ki bırakmadık. Bir bölüm daha dedik ki bize dedik küre mantısı yapar. Gerçekten çok lezzetli yapıyor kendisi. Tebrik ediyorum ben. Tekrar stüdyomuza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz ayrıca. Teşekkürler. Hoş Şimdi bulduk. küre mantısını nasıl öğrendiniz? Buna şöyle bir geçiş yapalım isterseniz. Nasıl oldu? Siz kürede durmuşsunuz uzun süre. Biz küreye gelin gittim ben. Evet. Bizim köyümüzde annemgil falan yaparlardı. Babaannem falan yapardı işte. Ondan sonra çocukluğumuzda öğrendik. Hiçbir Ama şey yok yani. gerçekten küre mantısı bir marka olabilecek kadar lezzetli ve güzel. Orada da ilçe içerisinde bunu biraz daha hani vatandaşlarla buluşturmak adına satış yapan bir kaç tane dükkan gördüm ben orada. Evet. Ama bu yapılsa gerçekten çok lezzetli. Yani özellikleri var benim bildiğim kadarıyla. Diğer mantılardan ayrılıyor sevgili izleyiciler. Ve lezzeti de gayet güzel. Ve bunun için neler lazım? Öncelikle tabii bu işi bilmek lazım. En önemli şey bu. Bunun dışında 1 kilogram un, 500 gram kıyma, üzerine konulacak sos için İşte yarım kaşık salça, bir kaşık tereyağı, isteğe bağlı sarımsaklı yoğurt, tuz, karabiber, pul biber. Yine tabii ki biz Kastamonu'nun bu yöresel yemeklerinden böyle hani hamur işlerini seviyoruz açıkçası. Bize oklaş lazım, yine oklava lazım. Merdane bu son Evet. zamanlarda biliyorsunuz çok hani düğünlerde falan hediye ediyorlar birbirlerine. Muhakkak Onu çok görüyorum ben. önemli. Ama şu gördüğünüz var ya bu Esran, geçtiğimiz programlarda da ben sürekli söyledim. Esran çok önemli. Gerçi Sema hocam getirmemişti ama bu Esran'ı dedim ki Nurhan abla sen yeni bölümde mutlaka bunu gösterelim izleyicilerimize. Aslında burada bıçak olsa oluyor ama bu da bu işi Evet. görüyor değil mi? Bunun şeyi tabii farklı, daha güzel yapıyor, kesiyor hesap o Değil mi? yüzden. Daha iyi. Evet. Yani ucu sivri şey aynı bıçak gibi böyle keskiyen. Keskin. Hiç olmamış hamuru falan güzel kesiyor. Biz alıştık bunlara. Evet, Bir bakın daha da hatta bu biraz da şekilli yapılmış. Böyle asmak için bir tane çengel yapılmış bunun kenarına. Evet. Bu yaklaşık 40 yıllık bir esna. Bir de öyle de bir durum var değil mi? Evet, Bunun daha hatıraları var galiba. Biraz dedemin bahsedin. mesela dedenin hatırası bu. Evet. Evde almış işte o zamandan beri kullanıyoruz. Ne güzel değil mi? Ne güzel de yapılmış. Evet. Ve bu tür şeyleri artık yapmıyorlar. Yani bu biraz daha hani endüstriyel mutfağa doğru gidiyor. Bunlar bizim kendi yöresel hani demirle güzel döve döve yapılmış. Öyle hissediyorum. Yani gayet de Muhakkak. güzel. Buna tabii modern dilde şu anda inşaatlarda kullanılıyor. Buna spatula diyorlar. Şöyle kazımak için filan değil mi? Böyle Muhakkak şey şey kazımak için de tahtaları kazımak için kullanırsınız. yaslayaç. Sizi ben tabii ki görev başına davet ediyorum. Bakalım küre mantısı nasıl yapılıyor? Hamurumuzu biraz katı yoğuruyoruz. Hı. Biraz bohça gibi olacak bunların şeyi. Biz tabii hamuru biraz öncesinde yoğurduk. Evet. Yoğururken neye dikkat etmek lazım? Biraz katı olacak. Katı olduktan sonra böyle şey gibi kesilecek. Ne kadar süre beklemesi lazım peki? 15-20 dakikada olabilir. Böyle hani akşamdan yoğurup da ertesi gününe bekletmek uygun olur mu? Olmaz değil mi? Kurur o zaman. Olmaz. O zaman hiç şey olmuyor. Böyle küçük küçük pözler yapıyoruz. Evet. Pözüyü bir türlü açıklayamadık. Pözü nasıl bir şey? Yani ben söylüyorum mesela annem söylerdi diyorum. Pözü diye bir şey var. Pözü. Bunun adına pözü diyorlar. Ben Pözü. elimi Evet. sürmeyeyim yani şimdi. Siz eldivenle gayet güzel yapıyorsunuz. Eldivenle yapmak da aslında biraz zor aslında. Muhakkak alışmasın. Kendi elimize alıştık. Hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz için sevgili izleyiciler, özellikle bu hastalık çok yayıldı. İnşallah bu hastalıktan da en kısa zamanda ülkemiz, bütün dünyamız kurtulur diye ümit ediyoruz. İnşallah. Onlara da dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz yemekleri. Ama evde normal hani çıplak elle de yapılabilir. Bunu da belirtelim. Genelde evlerde zaten yapılıyor. Tabii bunlar Yani bunu hani ben endüstriyel olarak herhangi bir yerde çok görmedim. Bazı yöresel yemek yapan lokantalarda, Kastamonu merkezde bunu görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Kastamonu'ya da bekliyoruz ayrıca. Çünkü Kastamonu'nun şu an literatüre giren işte sayı olarak belirtilen 812 çeşit yemeği var ve bu yemeklerden bir tanesi küre mantısı da. Değil mi? evet. Bu şekil
katı biraz hamuru yuvarlıyoruz. Buradan komşularınıza da selam ve sevgilerimizi iletelim. Siz çok... her ne kadar kürede durmuşsunuz uzun zaman, küre Etibakır'da mı çalıştık? Kayınpederim çalıştı, eşim çalışmadı. Evet. Oradan Kastamonu'ya geldik biz, Kastamonu'da yaşadık. Aslında siz evet. Seydilerlisiniz. Biz aslında Seydilerliyiz. Şerife Bacı'nın torunları, öyle diyelim. Evet. Çok selam herkese. Beni sevenlere, görenlere. Evet. Komşularınız merak ediyordur sizi. Onları biraz daha dinlendireceksiniz evet, anladığım kadarıyla. Evet, bunları onları bir kenara koyduk. Şimdi bu hamurumuzu önce merdane ile mi açacaksınız? Evet, öyle tak olayı oluyor. Aslında hiç kullanmıyorduk bunu. Sonradan aklımıza geldi. Var, merdane yoktu değil mi? Ben merdaneyi hatırlamıyorum. Yoktu. Yani merdane diye bir şey yoktu. Önceleri yoktu öyle bir şey. Ama şu anda tak olayı oluyor. Merdane ile kullanmak. Yani bunun belki 20-25 yıllık bir mağazası var. Belki de 30 yıllık bir mağazası var. Daha eski olduğunu zannetmiyorum ben. Evet, çünkü bunlar hiç kullanılmayan bir şeylerdi. Şimdi çok kolay oluyor. Evet. Hatta bu sermeyi açarken, yufkayı yaparken daha kolay makinalarda icat edildi son dönemde. Daha böyle hızlı hızlı yapılıyor. Evet. Ama yine de bu mantıyı tutturmak, hüner işi, el işi çok önemli. Yani bunu yapmak için biraz pratik yapmak lazım. Siz peki iki tane oğlunuz var bildiğim kadarıyla. Gelinlerinize öğretiyor musunuz peki? Ne? Şu anda hiç gelinlerim yapmıyor. Bazen yapıyorlar. Evet. Küçük, büyük gelinim yapıyor işte. Onlara da çok selam söylüyorum. Anladım. Onlara selam söylüyorsunuz ama öğretmeyi de ihmal etmeyin. En azından bu kültürümüz, bu yaptığımız yemekler gelecek nesillere de taşınsın. Eğer siz anneannenizden ya da işte ne bileyim kayınvalidenizden ya da annenizden öğrenmemiş olsaydınız herhalde siz de yapamazdınız. Tabii her şeyi şeyle. Şöyle biraz beriye alabilirsiniz isterseniz. Şurada şey gelebilir. Evet. Şimdi evdeki gibi olmuyor tabi. Burası daha geniş, büyük bir mutfak. Şunu şurayı alsak olmaz mı? Şöyle ekranda gösterelim. Ekranda gösterelim. Nasıl açıldığını görsün izleyicilerimiz diye. Şöyle yapalım. Biraz daha ileride yapabilirseniz eğer. Şöyle. Şöyle. Daha rahat olur herhalde. Biraz sert olduğu için bu hamurlar zor açılıyor. Bunlar bohça gibi olacak zaten. Şey peki, içine böyle kabartma tozu gibi bir şey katmadınız. Yani o dikkatimi çekiyor benim. Öyle hani maya katmadınız. Hani biraz böyle şey olsun diye kabarsın Hayır, gibisine. Hayır, sadece tuzla un, su. Tuz, un, su. Evet, yani başka bir şey gerek yok. Unun özelliği illa böreklik mi olmalı yine? Ben bunu devamlı soruyorum çünkü hani böreklik olmayan undan mesela diyelim siyez unundan yapılabilir mi bu? Siyazdan yapılmaz. Çünkü siyaz dağılır herhalde. Biz hiç ondan yapmadık. Yapmadınız. Evet. Bu normal bildiğimiz buğday unu. Bunun da özlüsü olması lazım, iyi olması lazım. Muhakkak. Bohça gibi olacak. Tabii biraz da ferah bir ortam olması lazım. Onu da belirtelim. Her ne kadar. Ekranda biz tabii elimizden geldiği kadar sizlere güzel bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Yaptığınız yorumlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Yapmamızı istediğiniz başka yemekler varsa mümkün olduğu kadar hani bu işleri yapabilecek insanları biz davet ediyoruz programlarımıza. Ve onlar da katılıyorlar sağ olsunlar. Ve böylelikle daha şey oluyor. Evet, öyle bir çözüm ürettin Nurhan abla. Teşekkür ederim. Evet. Daha hiç rahat oldu değil mi? Daha rahat oldu. Bir daha da açılmıyor. Neyse, kenarlı bir daha mı? Eğer yaslarsa böyle yaparsak onu biraz yukarı kaldıralım. Güzel oldu. Taraftan tabii ki hani bunu açmayı bilmek önemli. Hani bir de onu yırtmadan açabilmek değil mi? Tabii, bunlar yırtılınca mantılar tek tek olacak, küçük küçük. Şey, arada bazen ters çevirmiyorsunuz. Hep aynı noktada mesela onu büyütmeye çalışıyorsunuz. Bu tarafından alıyoruz. Hı hı. O kendi kendine dönüyor. Evet. Hayır, yani, tersini yapmıyorsunuz yani. Bir ters, hayır, bir düz yapmıyorsunuz. O dikkatimi çekti de. Sadece bu tarafı. Düzgün olduğu için bu taraf böyle oluyor. Anladım.
Biraz köyünüzden, kentinizden, yaşantınızdan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz genelde? Böyle hani hanım oturmaları oluyordur. Gerçi pandemi nedeniyle çok olmuyor ama bu sıralarda. Evet. Yani gelen misafirlerinize en çok neler yapıyorsunuz? Bu küre mantısı gerçekten sizden daha önce de yaptığınız için, bildiğim için çok lezzetli olduğunu görmüştük. Hatta bunu buzdolabında saklayabiliyoruz. Difriz dediğimiz veya da işte ne bileyim hani soğutucu bölümlerinde saklayıp daha sonra misafirleriniz geldiğinde tekrar hani yenilebilecek kıvamda oluyor ve o kıvamı hiç bozulmuyor. Günlerimiz oluyor. Günlerimizde mantı yapıyoruz. Başka ne yapıyorsunuz? Tırtıl baklava yapıyoruz. Aslında baklava yapma niyetim var senin. Belki başka bir programda onu yaptırmak istiyorum yani açıkçası. Evet, şöyle bir çözüm ürettik. Orayı komple aldık. Dedik ki şöyle rahat olsun. Tamam. Şöyle nasıl? İyi mi? İnşallah iyidir. Şu anda... Tam ocağı kaldırınca iş düzeldi. Ocak değilmiş şeylik. Evet. Ya şimdi mermer üzerinde falan da yapılıyor ama en güzeli yine bu tahta ya dediğimiz yaslaç üzerinde yapmak daha güzel. Tabii yaslaç hamuru tutuyor. O yüzden de şey yapıyor, daha güzel açılıyor. Evet. Bu kadar çok, yetmez mi? Biraz daha... Çok kalın da olmayacak, ince de olmayacak. Biraz daha kalın bunun şeyleri. Öyle mi? Hamurları. Şu anda suyumuz da bir taraftan ısınıyor. Siz şimdi tabii bunu güzelce açtıktan sonra... Küçük küçük kare kare keseceğiz bunu. Kare kare keseceğiz. Evet. Bir daha da içine kıyma koyup bohça gibi yapacağız. Bohça deyince tabii şey geliyor, hep düğünler giriyor aklımıza. Onlar. Bohçalarda neler yapıyordu bizim annelerimiz değil mi? Evet, çok güzel. Bir sürü çeyiz çeşitleri vardı. Şimdi artık onlar yavaş yavaş neredeyse kalkmaya başladı. Yani çeyiz deyince çok öyle çeyiz meyiz hazırlayan yok. Ama bizim çok? Kastamonumuzda var. O şeyler devam ediyor. Mu? Evet. İğne oyalarımız, ondan sonra patiklerimiz, kaneviçelerimiz hep bunlar yapılıyor. Yapılıyor. Hiç bizim yöremiz şey yapmadı. Bırakmadı öyle işlerimizi. Evet. Sizin böyle çocukluğunuzda hatırladığınız, böyle unutamadığınız ve şu anda yapılmayan ne var? Hamur işlerinden. Hamur işi olur, ev işi olur. İşte ne bileyim hani böyle izleyicilerimize paylaşmak istediğiniz bir şey varsa, hani yapılmayan bir şey, şu anda hala eskiden yapılıp da şimdi yapılmayan, unutulmuş bir şey var mı? Annem çullu börek yapardı. Evet. Şey pişirirdi onları tek tek. Üstüne kıyma, inan, şeyle filan çok güzel olurdu. Evet. O da güzel olurdu yani öyle. Evet, kıymalı falan güzel olurdu. Öyle şeyler. Bizim için vazgeçilmezdir bu. Yaz saç olacak. İşte ne bileyim hani oklava olacak. Son dönemde merdaneye de dönüştü. Ondan sonra bişlerç olacak, sacoya olacak, sac olacak. Etlekmeyi yaparız hemen. Etlekmeyin şeyleri. Değil mi? Evet, öyle de güzel olur. Şimdi yufkamız bayağı iyi açılmış oldu. Biraz daha açılması gerekiyor. Çok da kalın olunca hiç güzel olmuyor. Şey mi bu? Yani hani şöyle bakıyorum ben 0.2 milimetre gibi veyahut daha ince 0.1 milimetre gibi bir şey oluyor yani. Çok kalın değil. Evet, çok kalın değil. Çok da ince değil. Hani şey olarak da veya şey olacak. İnce olacak biraz daha. Evet. Bayağı uğraştınız aslında. Bunu açması bayağı bir emek sarf ediyor. Muhakkak. Bu yetmez mi? Yeter aslında. Yeter. Bir iki tık daha yapılır mı? Biraz daha şey yapınca biraz yeter. Biraz daha açalım o zaman. Tabii. Bazı çok kalın oluyor. Hiç güzel olmuyor. Suyumuz bir taraftan kaynıyor. Kaynayacak herhalde. Bunları tek tek altını kızartacağız.
Şey mi? Şimdi bir de bakır tavamız var sevgili izleyiciler. Bu bakır tavaya biraz normal sıvı yağ koyduk. Sıvı yağdan bahsetmiş miydik malzemeler arasında? Bahsetmemiştik. Tereyağından bahsetmiştik en son. Ama sıvı yağ koyduk. Onu da hafif böyle bir kızartacağız değil mi? Evet. Bunları tek tek kızartacağız. Bunu açmaya gerek var mı altını açmadan? Yok. Onlar soğuk da olabiliyor. Suyumuz bir taraftan kaynıyor. Kaynayacak. Evet, bıçağımız bıçak var. Yardımıyla. Evet. Bıçak da bıçakmış yani, güzelmiş. Çok büyük de olmayacak, küçük de olmayacak. Yine onu yine çok... göz kararı kesiyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Neredeyse 0.1 milimetre kalınlığında bir yufka oldu. Yufkayı şu an kesiyor ve bunu şekilli hale dönüştüreceğiz. Yani geçtiğimiz programlarda biz çene çarpan yapmıştık ama çene çarpandan biraz daha farklı bir boyutu var. Aslında lezzet bakımından hemen hemen birbirine yakındır aslında. Ama bunun özelliği başka değil mi? Tabii bu yağda kızardığı için daha lezzetli oluyor. O sadece suda haşlanıyor. Evet. Onun da sağlık şey iyi. Ama şu anda zaten tereyağı kullandığımız sürece bence sağlıklı oluyor zaten. Evet, o da bir değişik güzel. Evet, tereyağı tat veriyor. Zaten hiçbir zararı yok. Yani çoğu kişi böyle hani zararlı zararlı der ama tereyağı Allah'a çok şükür yani Kastamonu'da tereyağı tüketenlerin ben 100 yaşını devirdiğini gördüm yani. O kadar da sağlıklılar yani. Şimdi o zaman bu tavayı biraz açalım mı? Hayır, açmayalım. Biraz dolduralım. Biraz içini dolduracağız. Şimdi doldurunca açacağız. Onu şöyle gösterelim kıymamızı. Kıymamızı şuraya kenara koyabilir miyiz? Evet. Kıymaya soğan. Kıymamıza soğan kattık. Soğanla onu güzel beklettik biraz, değil mi? Evet, tuz kattık mı içine? Tuz, karabiber, pul biber. Hepsini aynı koyduk. Aynı normal et ekmeğinin içine hazırlar evet. Gibi değil mi? Tabii. Pul biberimizi koyduk. Soğanımızı güzel doğradık. Ondan sonra onu karıştırdık güzelce. Ve böylelikle küçük küçük kare biçiminde bunları tek tek koyuyoruz oraya. Evet. Her bir ayrı, içine ayrı ayrı hepsini aynı da koyman gerekiyor. Şey mi peki? Hani yani göz kararı zaten. Göz kararı. Şey değil. Yani öyle bir gramaj yok sevgili izleyiciler. Zaten gramajlı olunca çok tutmuyor diye biliyorum ama bazen tutturduklarını söylüyorlar. Özellikle tabii ki turizm fakültesinde, gastronomi bölümünde her şey milimetrik gidiyor. Ama bu bizim yöresel şeylerde çok milimetrik gitmiyor. Tamamen göz kararı gidiyor. Yapılan yemekler. Bu mesela bir yufkadan bir kişilik midir, iki kişilik midir bu? Bu tepside 4 kişi yiyebilir. Bu şekil yapıyoruz. Evet, bakın şöyle direkt ekranda gösterirsek, şöyle bir gösterin. Mesela. Tam dörde böyle bohça gibi değil mi? Bohça evet, gibi yapıyorsunuz. Bohça gibi. Bir gelinlik kız bohçası olarak düşünün bunu. Yani bu bohça gibi onu kapatıyor. Bu şekil onu oluyor. Onu koyduk, evet. Şeklimiz bu. Küre mantısının özellikle şekli evet. Tekrar gösterelim ekranda. Ekranda gösterelim. Bakın şekli bu. Şöyle elinizde avucunuzun içinde gösterirseniz dört tarafından görme şansı olur. Biraz ileri doğru. Evet. Şöyle biraz daha. Evet. Şu anda ekranda görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Bunun şekli budur. Şimdi bunu bu şekilde tavaya mı koyacağız? Tavaya tek tek böyle dizeceğiz. Dizdikten sonra bunu altını yakıp kızartacağız. Ben yakmayayım değil mi şimdi? Hayır. Dolmayınca olmaz. Dolması ondan. Gerekiyor. Ha, hep beraber kızartacağız. Evet, hep beraber kızartacağız onu tek tek. Bunun üstüne içinde bakır bir tepsi lazım. Üstüne yayım örteceğiz kapak yerine. Yayım dediğiniz şey mi olacak? Yani onu da böyle bir hani nefes alsın
gibi i̇şte mi düşündünüz? Kapak yerine işte kapak koymadan nenelerimiz ocaklarda yaparmış. Evet. Ocaklarda yaptığı için büyük tepsilerde bunlar... Şey mi üstü böyle hani nemlensin daha tatlı olsun daha gibi mi düşünüyor? Daha güzel pişsin diye. Anladım. Bu ne kadar sürecek? Yarım saatte falan dolar. Yarım saatte olabilir evet. diyorsunuz. Yani altının pişmesi mi? Şey peki içindeki kıyma pişiyor mu o arada? Pişiyor. Yani çok... hani şeyde neticede tavada olduğu için bunu direkt fırına koysanız ne olur? Fırında çok kuruyor. O yüzden hiç kullanmıyoruz biz. Ha, fırına konulmuyor o zaman. Fırına koymadan alttan ateş alacak. Hafif ateşte mi böyle bir hani yüksek ateşte mi? Normal pişmeli? Bir ateşte normal oluyor. Kısartıyoruz tek peki tek. Peki şey direkt hani eski evlerimizde bizim ahşap evlerimizde ocaklarımız vardı. Ocaklarda mesela hani odun ateşinde yapıldığında daha mı lezzetli olur? Tabii ocakların kokusu daha güzel olur. Şey mi peki orada kor ateşte mi olmalı böyle hani ne bileyim yine harlı bir ateşte mi pişmeli? Yok yoksa... az önceden az ateşte kısartıyoruz. Sonradan çok ateş koyuyoruz altına. Yani şimdi yapınca, orada bir ayar karşılarken. Yoktu. Şimdiki hani ocaklar, evdeki ocaklarda istediğimiz gibi ayarlıyoruz. İşte şey kızartırken böyle az ateşte yapıyoruz. Sonra pişirirken biraz yüksek, ateşi yüksek tutuyoruz. Çok anladım. Şey tava için söyledim bunu. Tavada normal ateşte pişecek. Altı evet. böyle altında hafif bir kızarıklık göreceksiniz değil mi? Evet. Şey nar gibi kızaracak altı. Nar gibi kızaracak. Evet. Yani ortalama yine bir saatte falan hazırlanabilecek bir yemek değil mi? Bir saat sürer yani. Tabii bir saat sürüyor. Bunları tek tek böyle bohça gibi yapmamız çok zaman alıyor. Yoksa başka hemen çabucak oluyor bunların. Evet. Şey. Ama onda da işte birkaç tane hem gelin kaynana işte ne bileyim hani anne evde kız çocuk falan varsa hani 2-3 kişi hemen dakikada yapar herhalde. Benim torunum var, çok tatlı. Evet. Torunum Allah böyle büküyor çok sağlı. Öğrenmiştir sizden tabii. Bizden öğrendi, böyle yapmaya çalışıyor. Evet. Tabii kız çocuk un elemeyi annesinden öğrenecek. Kimden öğrenecek? Babaannelerden, anneannelerden. Yani. Onlar da... Erkek çocuk da ata binmeyi babasından mı öğrenir? Öyle laflar vardır yani. Evet. Ya eski tabii şimdi şöyle bakınca eski köy yaşantıları kalmadı. Yani hani insanlar artık kutu gibi evlere sıkıştılar kaldılar. Ve toplu halde apartman hayatı var. Apartman hayatı da o tadı vermiyor maalesef. Tabii kim rahatsız olan oluyor, şey yapan oluyor. Mecbur o zaman susuyoruz binalarda oturarken. Evet. O yüzden köyler daha rahatı böyle oynamak şey için. Böyle katlıyoruz, diziyoruz. Evet onu da belli böyle ince gibi dizdiniz yani. Küre mantısının şeyi bu. Özelliği bu. Özelliği bu. Yoksa Kayseri mantısı falan çok küçük oluyor. Evet. Hem ürüyor değil mi? Aslında bir noktada biraz büyük olması bakımından daha çabuk ürecek. Tabii. Çok küçük de olmayınca. Kayseri'de de mi yapıyorlar buna benzer bir mantı? Kayseri'de de yapıyorlarmış. Allah Allah. Ama bizim bu küre mantısını ben daha çok seviyorum. İşte bizler bunları bildiğimiz için daha güzel, lezzetli oluyor. Evet. Size maşallah eliniz yakışıyor yani bu işlere. Belki şey kendinize bir dükkan açabilirsiniz belki ileride. İnşallah nasip. İki tane oğlum var şey yaparlarsa çalışıyoruz. Evet. Siz çok teşekkürler. Sizin sayenizde böyle Kastamonu'yu tanıtıyoruz. Kastamonu'nun yöresel lezzettir. Küre mantısı küre gerçekten mantısı. Güzel. Çoğu kişi bilmiyor bu mantıyı ama evlerinizde yapabilirsiniz sevgili izleyiciler. Özellikle buradan hanımlara sesleniyoruz. Onlar için hem ideal yemeklerden hem de böyle kolesterol sorunları yoksa değil mi? Muhakkak. Biraz
Hamura düşkünlük. Düşkünlük yani var o yüzden. Ama şu var, bu yemekleri yedikten sonra güzel spor yaparsınız, onu eritirsiniz, yürüyüş yaparsınız. O yüzden pek sıkıntı olmaz. Bir de mesela biz hani erişte falan keserler, siz biliyorsunuz işte erişteyi. Biz cevizli yeriz, cevizli severiz, cevizli daha bir hoş olur. Değil mi? Bizim kesik koyarız, tatar deriz, tatarımız evet. Var. Onu da sarımsaklı yoğurt. Böyle bak. Hamur işleriyle ilgili hani izleyicilerimizin bilmediği, sizin de bildiğiniz hangi çeşitleri yapıyorsunuz? Bu genelde hani yufkayı açtığınız zaman artık o ister etli ekmek olur, ister böyle işte tatar böreği olur değil mi? Börek evet. Mi diyorsunuz ona? Tatar hamuru mu? Hamuru oluyor. Çorbası olur biraz sulusu. Mumak çorbası işte ne bileyim hani mumak çorbasını geçtiğimiz bölümde yaptık. Evet. Evet, gerçekten çok güzel. Erişte kesiyorsunuz. Başka hamur isimlerini söylerseniz ben tam bilemiyorum. Katmer çörek yaparız. Böyle çörek tek tek var. Açarız. İçine falan şey kesik deriz. Kesik koyarız. Evet. Cevizli yaparız. Patatesli. Öyle şeylerimiz de var. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şu anda tepsiye bu püre mantılarımızı güzel bir şekilde inci gibi dizdik. Altında bu şey var değil mi? Şöyle gösterdiğimizde görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Yani bu gerçekten güzel oluyor. Altına da yağ konuldu. Bakır bir tepsi. Şu anda ocakta normal orta ayarda altını pişirecek. Ama bunun dışında bir tane daha şey açılmış oldu sevgili izleyiciler. Yufka açılmış oldu ama bu yufka tepsi boyutunda bir yufka oldu. Daha böyle kalın olmadı değil mi? Evet olmadı. Biraz daha büyütmek gerekir mi bunu? Hayır, onun üstüne kapak olarak koyacağız. Ocaklarda pişirdiğimiz şeylerde. Evet. Onu eğer kapak şeyse, yerine koyacağız. Mesela dibini sararsa nasıl olacak? Dibine zeytinyağı koyuyoruz. Yağ koyuyoruz. Sıvı yağ. Ondan önce sonra, sıvı yağ koydunuz evet, zaten. Tekrar şu şekil kızarıyor. Şöyle gösterelim. Bu şekil kızarıyor. Evet. Bir daha. Çatal var mı? Hepsini kontrol edecek misiniz onu? Tabii. Hepsi bu şekil kızaracak altı. Bak ha, bunlar kızarmamış. Evet. Bunlar normalde bu şekil kızaracak. Onu o zaman döndürmek gerekir mi? Şeyde. Tepside. Yani tepsiyi döndürmek gerekir mi? Hani şurası daha iyi kızarsın, burası daha iyi kızarsın. Tabii şeklinde. Bu şekil kendi kendimize döndürüyoruz. Şu şekil. Evet. Altında yağ olduğu için kızarıyor nar gibi. Evet evet. Bu şekil kızarıyor. Zaten buna lezzet veren sevgili izleyiciler bu kısım. Yani böyle hafif böyle yanı kısmı diyeyim. Nar gibi kızarması. Evet. Zaten en güzeli. Böyle, bir taraftan da suyumuzu hazırladık. Suyumuza. Şey peki şunu soracağım. Yani bu pişme esnasında yağla birlikte pişiyor ya bu hamurlar. O sırada etleri pişiyor değil mi? Pişiyor. Üstünde su koyacağız. Üstü bunun pişecek. Üstüne mi su koyacağız? Evet, bunun üstüne su koyacağız. Ama suyumuzu bunu nasıl yapacaksınız? Önce kapağı ne zaman koyacaksınız? Sudan hamur. Sonra. En son. Evet, en sonra. Suyumuza da bir kaşık zeytin yağ, bir kaşık salça. Tuz, karabiber, pul biber. İsteğe bağlı olarak başka neler katılabilir? Bunlar kimyon ve şey de var. Kimyon koymuyoruz. Tuz, pul biber, karabiber. Onları koyuyoruz. Karabiber azıcık katalım. Ay doldurduk karabiberi. Az da yağ koyuyoruz. Yine şey tereyağı. O daha lezzetli yapıyor. Evet ama bunu mutlaka çevire çevire kızartmak tabii lazım. Altında kontrol etmek lazım. Yakmamak lazım değil mi? Tabii yanarsa hiç şey olmuyor. Güzel olmuyor. Bunun altını yakalım. O yanmıyor şu yanıyor anda. Yanıyor mu? Öteki ocağımız yanmadı. Şey bunu kısacaktım da o yüzden.
kaynayınca, su kaynayınca bunun üstüne koyacağız. Boşaltacağız. Boşalttıktan sonra yayımı koyacağız. Kapak olarak. Evet. Onun içine biraz karabiber koyduk. Ondan sonra tereyağı koyduk. Tereyağı. Biraz salça koyduk. O da şu anda sıcak mı olmalı bu su? Evet, kaynaması gerekiyor. Evet. Kaynayınca bunu boşaltacağız. Bu şekil evet. Kızarıyor. Evet. Onu karıştırmaya gerek yok herhalde. Yağı kendisi alacak. Eriyor, eritiyor o şey yağını. Suyunu koyunca ya 5-10 dakika bu pişiyor. Evet. Piştikten sonra servis edip yeniliyor afiyetle. Onu zaten yani izleyicilerimiz için gerçekten güzel bir tat. Püre mantısı yapıyoruz sevgili izleyiciler bugün. Kayseri mantısından çok çok farklı bir mantı. Lezzet bakımından çok daha güzel. Yapım şekilleri farklı. Biraz daha böyle kare. Açılan yufkanın kare biçiminde getirilip içine soğanlı, kıyma, içinde karabiber olan böyle piyazlanmış, hazırlanmış bir kıyma var. O kıymayı koyuyorsunuz ve ona göre yapılıyor. Evet. Tabii bunu yerken yanında mutlaka bir soğukluk olmalı. Bizim tabii bu yine yöremize ait olan ayranımız zaten ayrı bir lezzeti var. O bambaşka. Erik ömürdü mü olur? İşte ne bileyim hani üzümden yapılan kompost olur. Değil mi? Başka evet. Ne olur? Başka soğukluk. Şey olur. Alı erik deriz bizler de. Öyle yanında bulunur yani. Tabii onlarla daha lezzetli soğukluk olur, daha olabilir. Güzel. Yiyebiliriz. Evet. Bu kaynaması gerekiyor. Evet. Kaynayınca öyle koyacağız. Yoksa şey hamur olur mantımız. Hızlı bir şekilde kaynatalım. Evet. Pul biber, karabiber. Onları da karıştırdık. Evet. Yani şu anda o tepsi herhalde bu güzelliği verdi açıkçası. Her tepside oluyor mu bu? Olmuyor. Bu böyle şey ocakta kızarması gerekiyor. O yüzden de bakır tepsilerimiz ta güzel lezzet veriyor. Evet, bakır tepsi. Evet. Kalaylı, güzel. Kalaylı tepsiler. Evet, kalaylı olursa daha da güzel olur herhalde. Artık kalay ustası da kalmadı neredeyse. Kastamonu'da evet. Eskiden Bakırcılar Çarşısı vardı. Bakırcılar Çarşısı artık o kadar çok şey değil. Evet, suyumuz bir taraftan kaynayacak. Evet. Bunu böyle hani serpe serpe mi koyacaksınız? O hayır, önemli. Üstüne sade dökeceğiz suyu. Tamamen dökeceksiniz. Tamamen dökeceğiz. Sade birden kaynayacak. Kaynamış su olması önemli. Evet, kaynamış su şey yapıyor. Güzel yapıyor. Evet, suyumuz kaynamak üzere diyelim, kaynıyor şu anda. Çok fıkırdamasına gerek yok herhalde. Evet, zaten ocakta pişecek bu suyumuz. Evet. Bu şekilde. Şimdi bir taraftan tabii tepsi de biraz da böyle kızardı nar gibi. Evet. Hemen üzerine direkt dökelim mi suyu? Suyu döküyoruz. Evet. Böyle çatırdaması gerekiyor. Zaten şu an dibinde yağ var. Bir taraftan evet. Da hamur. Hamurun yüzeyine kadar çıkmış olacak. Doğru mu? Tabii. Tepesine kadar çıkıyor. Evet. Çok da şey değil. Yani böyle hafif bir şey oldu. Yani sel su götürmedi aslında. Hayır. Biraz üzerinde oldu. Bu hamuru ne yapacağız? Bu hamuru üstüne koyacağız. Kapak olarak. Eskiden ocaklarımız varmış.
Evet. Ocaklarda kapak olmadığı için böyle hamur yapılmış. Bu şekilde kapatıyoruz. Evet. O hamur ne olacak peki en son? O hamuru yiyebilecek miyiz? Tabii bu hamuru içinde doğrayıp isteyen yiyebiliyor. O da pişiyor yani bir taraftan aslında. Tabii bu da pişiyor. Piştikten sonra... Peki normal kapaklı olur muydu? Yani hani normal kapakla yapsaydık? Normal kapak zaten bulunmuyor böyle tepsilerimize göre. Büyük tepsiler oldukları için bu yani şekil. Normal kapak olur muydu yani? Hani öyle bir olurdu. Şey olur. Olurdu. Tabii. Ama böyle tepsiye kapak bulamadığımız için diyorsunuz. Tepsiye bulamadığımız için bu şekil yapıyoruz. Anladım. Bu şekilde pişiyor. Pişmeye devam ediyor. Evet. Hamur pişecek yani burada da. İçindeki o sıcak suyla birlikte. Mantı pişecek. Evet. Etleri pişecek. Lezzetli. Bu ne kadar sürer bu süreç? 10-15 dakika sürüyor. 10-15 dakika boyunca evet. Bunu aynı böyle harlı ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Siz bir taraftan da tepsiyi de çeviriyorsunuz. Tabii köy ocaklarımız olduğu için, hani buralar şey olduğu için ocaklar birden yanmıyor. O yüzden böyle döndürmek zorundaydı. Evet. Biz de el alışkanlığı böyle yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün püre mantısını yaptık. Bir 15-20 dakikalık pişme süresi oldu. Üzerine böyle yufkadan bir tane kapak yaptı Nurhan Hanım. Ve çok güzel görünüyor. Biraz da suyunu da ilave ederek dibine sarmasını da engellemiş oldu. Püre mantısı gerçekten bizim püremize, seydilere, işte bu bölgeye ait bir mantı. Çok da güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hangi malzemeler lazım? Ben tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 kilogram un, 500 gram kıyma, üzerine koyabilmek için sos, yarım kaşık salça, 1 kaşık tereyağı, listeye bağlı olarak sarımsaklı yoğurt, biz sarımsaklı yoğurtla servis etmeyi düşünüyoruz. Tuz, karabiber, pul ve biber. Yine biz biraz karabiberi fazla koyduk ama soğuk kış günlerinde gerçekten çok lezzetli, çok da güzel bir yemek olarak karşımızda görünüyor. Hı. Ellerinize sağlık diyelim. Afiyet olsun. Şey yapalım, çok sağ olun. İsterseniz hemen porsiyonu hazırlayalım. Tabii. Böyle. Bu şekil alıyoruz. Evet. Mantımızı. Güzel de pişmiş değil mi? Evet. O kapağı yani iyi icat etmişler kapağı, bence. Güzel olmuş yani o. İsteyen yiyebiliyor tabii çok. O da bir hamurun şey parçası. Hem evet, kapak evet. Yerine geçiyor. Hem de yani şeyin bir parçası olmuş evet. Oluyor. Şöyle gösterelim. Bu şekil. Üzerine bir de şey koyacağız değil mi? Onun üzerine hafif bir yoğurt koyarak. Yoğurt isteyenler alıyor, yoğurdu alıyor. İstemeyenler sade değil, tüketebiliyor bu zaten, yani. Bu zaten sarımsaklı yoğurtla bence çok daha güzel olur. Üzerine yine de hani tereyağı falan koymak gerekir mi? Gerekmez herhalde. İsteyen koymaz ama koyar ama çünkü içine koyuyoruz. Bence gerek yok. Gerek yok, evet. Evet, gerek yok. Gördüğümüz gibi sevgili izleyiciler gerçekten çok güzel görünüyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum Nurhan Hanım'a. Afiyet olsun diyelim. Evet Nurhan Hanım. Afiyet ben çok olsun. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Üzerine de biraz pul biber ilave ettikten sonra tam bir servise hazır olmuş olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Için. İnşallah başka programlarda yine sizleri bu stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Yeni bir programda görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.